Baba Kars'tan araç almak kıyafet siparişi kadar kolay. Üstelik ücretsiz eve teslim ve 14 gün iade imkanıyla. Baba Kars. Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Bir de şu yok. Hani program başından beri aslında top rakibe geçtiğinde ne yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. Daha iyi karşılayan ve daha önde karşılayan bir takım olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Şurada topları geri alacak oyunculardan bahsediyoruz. Rıdvan bu zaten. Hani Beşiktaş zaten geçen sezon şampiyon olurken yaptığı en doğru şeylerden bir tanesi topu önde kazanmaktı. Geri kazanmaktı hemen. Rıdvan da bu oyuna çok alışkın. Bir de şunu artık kabul etmek lazım. Biz set oyununda eksik bir milli takımız. Yani bireysel oyunculara bakınca da eksiksin. Uzun zamandır zaten set oyununda ki yani Hiddink de dahil olmak üzere birçok teknik adam geldi şunu denedi. Ya pasör orta sahaları doldurayım. Hani bütün pasörler bir ara hatırlarsan sahadaydı. İşte 6 numara, 8 numara, 2, 8 numara hepsi pasör, Selçuk Yunanlar vesaire. Ama çok hareketsiz bir milli takım olduk. Tabii. Set oyununda da kuvvetli bir milli takım olmadık. Yani biz bu işi beceremiyoruz. Bizim becerdiğimiz oyun baskı, ceza sahasında adam çoklu, top rakibe geçtiğinde pres, enerji. Yani bizim kilit olayımız enerji olmuştur her zaman milli takımlar başarılı olduğu zaman. İşte o Mehmet Ali Ömer Berözoğlu, Tuncay Şanlı'lı takım da böyleydi. Enerjik bir takımdı. Bence bizim yani geç bile kaldık. Tekrardan o 4-4-2'ye çalan takıma dönmemiz gerekiyordu. Ki yani bizim en özel oyuncumuz Cengiz Ünder dahil olmak üzere Cengiz Ünder bile belki gelecekte oyununa ekler ama şu anda onda da yok. Set oyunu başarısı Cengiz'de de yok. Yani yerleşik bir savunmaya karşı problem yaratma yetisi ileride aşabilir ama Cengiz şu anda daha çok attırdığı golde olduğu gibi baskın futbolun bir oyuncusu. Direkt futbolun oyuncusu daha çok. Kerem de aynı şekilde öyle. Halil Dervişoğlu'nun oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Halil de şu an için öyle. Çabuk, baskın, topu önde kazanan bir oyunun ikinci forveti mesela. Yani bu maçta pekala Cengiz, tam Burak'a yazdım. Burak'ın arkasında Halil. Solda Kerem, Rıdvanlı, Mertli. Daha önde baskılı bir takım olabilirdik. O 6 dakikayı daha geniş alana yayıp bir de topu kazandıktan sonra daha etkili olabilirdin Halil gibi bir oyuncuyla. Mesela Hakan Çalhanoğlu yerine madem diyorsun yani bu oyun formatını bir türlü çekemedik ya da ona uygun oyun formasını oynatamıyoruz diye. Halil'e uygun oyunu oynamak daha kolay. Çünkü Halil burada tek başına zaten bireysel yeteneğiyle orada kalabalık yaratan bir oyuncu. Halil de oyuna uyuyor şu anda. Hı-hı. Belki o da kariyerinin ilerleyen döneminde Milan Inter yaparsa belki o da uymayacak. Hı-hı. Ama şu anda uyacak bir durumda. Uydurabiliyorsun. Bir de bu hem bu tempo eksiksizliği içerisinde maçın bir bölümünü biz Berat Ozan'la oynayıp sonra bir bölümünü de Berkan Taylan'la oynamak hiç yani tamamen yanlış tercihler. Yani ben Galatasaray için Berkan ve Taylan'ın ikisi beraber sahada fazla olduğunu düşünüyorum. Milli takım için hayli fazla. Yani 30 dakika Berkan Taylan'la. Şimdi bakıyorum Galatasaray maçlarında Rize maçı, Alanya maçı, Kasımpaşa maçlarını biz konuşurken Galatasaray'ın en çok problem yaşadığı dakikalar içerisinde Berkan'ı ve Taylan'ı aynı anda sahada görüyoruz. Nedir bu? Orta sahada tamam topu verdiğin zaman çok iyi de topsuz oyunda kontra geçişlerinde, rakibin ceza alanına hızlı girişlerinde bu iki oyuncunun beraber senkronize hareketlerinde problem olduğunu görüyoruz. Yani milli takımda bu iki oyuncu aynı anda sahada o orta saha merkezinde hiç doğru bir tercih olmaz. Berat hakeza daha o hani bizim zannettiğimiz oyuncu değil. Kendi zannettiği yani kendisi de kendinin farkında. Yani çok şey yapmamak lazım. Bütün suç Berat'ta değil. Hı hı. Onun da şeyini görecek. Burak Yılmaz yani artık hani ne diyeceğim bilmiyorum Burak Yılmaz'ın. Oynadığı zaman gerçekten şeyi yok. İkamesi yok. Ama yokken de yok eksik yani. Oynuyorsun yani. Hani artık hiçbir şey yapamadığı için şey filan geçti kafasının içinden. Hani kendimi yere filan atayım da belki penaltı çıkarız diye daha o dönem de geçti. Ya futbolda o devir geçti artık. Gülüyor insanlar böyle şeyler. Yani o işlere de gerek yok. Bir de son bir şey daha söyleyeceğim. Abi Kenan Karaman değişikliğinin, Kenan Karaman oyuna girmesinin bir açıklaması varsa gerçekten hani resmi ya da Kenan Halil varken. Evet. Yani 3 defa topa dokundu. 2 tane pası var. %100 pas isabetiyle oynadı bu arada. 2 tane. Onlar da geriye pas bu arada. Yani geriye doğru pas verdi. Ve maçtan önce hani kadrodan çıkarılacağı açıklanmış. Halil çağrılmış. Norveç maçından sonra kadroda olmayacağı biliniyor. Yani gerçekten hani aklı selim birine soruyorum. Kenan Karaman neden bu maçta oyuna girdi? Yani Kenan'dan bağımsız bir şey söylüyorum. Bence Kenan da Hani sorsak bana gerek biraz yoktu diyecek. Benim oyuna girmeme gerek yoktu diyecek abi. Derossi olay gibi. Beni niye alıyorsun? İnsinye'yi al diyecek. Kenan dolu mu yapsın ya? Halil'i mi göstersin? Kenan gerçekten hani Kenan'a sorsak o anda hani Kenan yedek kulübesine girdik bir anda. Eski muhabirler gibi. Kenan şu anda bir de gole ihtiyacım var Kenan neden yani. Şu anda sen mi girmelisin? Halil mi? Serdar mı dese büyük ihtimalle çek abi yani o ikisi girsin de bir şey lazım olursa biz de gireriz derdi. Hiçbir şey yapamadı. Yani artık onu da yapamadığını gördük de hani işin savunma tarafı o illüzyonmuş o Fransa maçları. Ya artık Fransa maçının ekmeğini yemesin. Kaç sene geçti üstünden. Hani o, hadi diyelim onu devam ettiriyor. 2-0 önde olursun. Halil sağdayken hani onu alıp Kenan'a atarsan bir mevzu anlaşılır. Hani oyunu tutmaya çalışıyoruz yani artık bu değişikliğin tek bir... Ama gole ihtiyaç varken hiç açıklaması olamaz. Kenan'a milli maç yazdı. Şeyin de açıklaması yok abi. Rıdvan varken Caner ya büyük takımdan düşmüş bir oyuncu artık. Ve formdayken işte formdayken Rıdvan yani. O hepimizin düştüğü illüzyon. Caner'in kenar ortaları, etkili bindirmeleri. Yok ha bak 178 maçta %32 isabet oranlı bir oyuncudan bahsediyoruz. Yok yani. Olmadığını söylüyorum. Kenan'ın da değişikliğinin tek bir açıklaması var. Milli maç yazdı. Artı bir milli maçı daha oldu. Bu kadar. Bu başka bir şey yok. Son bir cümle daha söyleyeceğim. Bu yorumlara da gelecek. Fenerbahçelilere göre puan kaybının sebebi Uğurcan. Beşiktaşlılara göre puan kaybının sebebi Ozan. Galatasaraylılara göre puan kaybının sebebi işte Burak. Trabzonsporlulara göre puan kaybının sebebi Caner. Yani herkesin bir şeyi var. Ve yani Beşiktaşlılara göre Rıdvan oynasaydı kazanırdık. Fenerbahçelilere göre Altay olsaydı o golü yemezdi. Trabzonsporlulara göre Abdülkadir Ömür olsaydı çözerdik. Atıyorum işte Galatasaraylılara göre işte Halil girseydi kesin kazanırdık. Yani oyunun temel prensipleri dışında tek argüman bu. Ama asıl problem Hamit Altıntop'un da, Kuntz'un da, Nihat Özdemir'in de çözemeyeceği, bunu çözmek için iyi bir eğitim, hani okul eğitimi ve aile eğitiminin gerektiği problem işte bu dört fikir. Bu dört fikrin de çoğunluk olması. Sosyal hayatta ve futbola dair konuşma, hani konuşulan her mecrada. Bu dört fikir azınlık olmadığı sürece, bu dört fikir küçülmediği sürece, az yer kaplamadığı sürece biz burada bunları konuşuyoruz ya. Hı hı. Bir güruh bizi dinleyecek. Bizim video bittikten sonra dışarıya çıktığı zaman şu insanlarla karşılaşacak. Rıdvan olsaydı kesin kazanırdık. Niye abi? Beşiktaşlı. Öbürü diyecek ki asıl Altay olsaydı o golü yemezdik. Niye abi? Yani açıklamanı. Fenerbahçe'nin kalecisi. Anladın mı mevzuyu? Yani? Bunu yenemediğimiz sürece hiçbir rakibi yenemeyiz. Önce bunları yeneceğiz, sonra rakipleri yeneceğiz. Ya doğru ama genelde bu oluyor. Hani milli takım ortaya hiçbir şey koymayınca takımcılığa dönüşüyor bu. Daha önce de böyleydi. Hatta hatırla. Koyunca da dönüşüyor artık. Maç hangi takımın sahasındaysa o takımın tezahüratları başlıyordu. O takımın yabancı futbolcusunun tezahüratları başlıyordu. Ortada oyun olmayınca buna dönülüyor ve bu aslında dünyanın her yerinde olan bir şey. Yani Reece James Ivin maçtan sonra, yani Ivin bir periyotta kaldıktan sonra orada da hani şeyden görüyorum. İngiliz taraftarlar arasında da trend çöpünden daha iyi şeyleri görüyorum yani onlarda da. Dünyanın her yerinde o var. Ortada oyun yokken bu çıkıyor ortaya. Şimdi dünyanın her yerinde oluyor. İşte bu adaletsizlik hissini vermezsin insanlara. Gerçekten bir milli takım başaran, buraya hak eden oyuncuların oynadığı bir yapı verirsin insanlara. O zaman işte herkes diyecek ki işte Rıdvan oynasın bizce de. Ama şunu söyleyeyim bak, dünyanın her yerinde oluyor. İngiltere'de oluyor. Abi bana İngiltere gibi lig ver. Bana İngiltere milli takımını ver. Ya, Kenan Karaman oyuna girince gol lazımken insanlar bu şeye döner, takımcılar döner yani. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.